yaşanmıyor bu dünya. Atamazsın, satamazsın, döngü var ya. Ya yalnız kalacağız ya da biz bize yaşamayı öğreneceğiz birlikte. Yalan dolanla işler yoluna girmez. İnan dostum, hiçbir kalp kırılmaya gelmez. Yani Sibel, şurada ben ve Hasan'dan başka kimse görmüyor seni bütün gün. Anlamadığım, hangimize süsleniyorsun bu kadar? Ay benim olur Meltem. Bakarsın kapıdan içeriye biri giriverir. Beyaz atlı prensini yanlış yerde arıyorsun bence. Aman canım, kimseyi beklediğimden değil. Kendim için yapıyorum makyajı. Çaylar geldi. Sağ olasın. Buyurun. Sen de mi bizim içeceksin çayı Hasan Efendi? Yok canım. Bülent Bey buraya getirmemi söyledi. Birazdan kendisi de gelecekmiş. Neyse. En azından bizden başka biri daha görecek makyajını. Ayıp oluyor ama Meltem. Kızlar, bir çay molası verelim mi? Hem bu ayki yazı konusunda da konuşmuş oluruz. Buyurun Bülent Bey. Peki. Fatoş gel bak, burada çok güzel kolyeler var. Takalım mı bunlardan sana? Hı hı. Serap, hiç gelen giden yok. Acaba biraz daha mı ilan dağıtsaydık? Gelirler, merak etme. Sabahtan beri bir sürü insan durup vitrine baktı. Önemli olan bakmaları değil canım, almaları. O da olacak. Yavaş yavaş. Biraz sabır. Evet, çaylarımızı da içtiğimize göre gelelim iş konusuna. Hı-hı. Bülent Bey, bu ay önemli bir konu hakkında yazacağız galiba. Sizi heyecanlandıran bir konuya benziyor. Sizin de hoşunuza gideceğine eminim. İkimiz de aynı konu hakkında mı yazacağız? Yani hem evet hem hayır. Nasıl? Bak şöyle. Sibel, sen gelecekte, yani bundan 20 hatta 30 yıl sonra yaşamış olsaydın, insan ilişkilerinin kendini de baz alarak hayatının nasıl değişeceğini, ne farklılıklar olacağını anlatan bir yazı yazacaksın. Ben mi? 30 yıl sonrasına ha? Yazabilirsin değil mi? Yazarım tabii Bülent Bey. Benim de yazmamı istiyorsunuz? Meltem, senden de tam tersi, geçmişte yaşadığını varsayarak, hı-hı, o zamanki ilişkileri ve hayatı anlatan bir yazı istiyorum. Bülent Bey, saygısızlık etmek istemem ama yani bu bana çok saçma geldi. Neden, nesi saçma? Benim yaşamadığım bir zaman dilimini anlatmam doğru mu sizce? Bilmediğim bir şey yazmamı beklemiyorsunuz herhalde. Canım sen de, hiç mi anneannenin dedenin gençliğini dinlemedin? Sibel haklı. Ayrıca hayal gücünü de kullanabilirsin. Birer çay daha alır mısınız? Odama bir kahve getirsen iyi olur Hasan Efendi. Başüstüne. İyi çalışmalar arkadaşlar. Bülent Bey, yazıların ikisini de yayınlayacak mısınız bu ay? Maalesef işlerinden bir tanesini seçmek zorundayım. İyi çalışmalar. İyi. O zaman ben yazmıyorum. Seninkini yayınlasın. Saçmalama Meltem. Kovulmak mı istiyorsun? Ben gidiyorum. Dur, beni bekle. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Bunu da koyalım. Yine bekleriz. Tabii, çok güzel bir alışveriş oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Bak, müşteri gelmiyor dedik. Bir gelen tam geldi. Şuraya baksana. Askıları yarı yarıya boşalttı. Anlaşılan giden müşteri de şeref gibi komple gardırop yenilemiş. Çiğdem abla, bu benim olabilir mi? Ne, şapka mı? Olsun. Hı. Çiğdem, hı, yalnız birilerinin de eski kıyafetlerini getirip bize satması lazım. Yoksa bu kıyafetler bitince bomboş bir dükkanda otururuz. Doğru, dönüşümü sağlamak lazım. Haklısın, haklısın da nasıl olacak? Bizim eskilerle olmaz bu iş, nereye kadar? Olmaz tabii. Hoş geldiniz Gonca Hanım. Hoş bulduk da... Bugün tatil mi ilan edildi? Kızlar nerede? Valla benden duymuş olmayın ama Meltem Hanım, Bülent Bey'in verdiği işi protesto edip çekti gitti.
Sibel Hanım da arkasından çok... Odayıp Hasan Efendi, dedikodu mu yapıyorsunuz burada? Ben hemen çay getireyim. Meltem'i neden kızdırdın? Kolay kolay sinirlenmez o, en azından iş konusunda. Benim de dedikodu yapmamı mı istiyorsun? Haklısın, saçmaladım. Sonuçta sen onun patronusun, bu ikinizin arasında. Önemli bir şey yok. Eminim Meltem çok iyi bir yazı hazırlayacak. Seni hangi rüzgar attı buraya? İşi mi kaytardın yoksa? İyi bir oyuna iki biletim var. Belki gelmek istersin diye düşündüm. Bir şartla bu teklifinizi kabul edebilirim küçük hanım. Şart mı? Önce benimle yemeğe çıkarsanız. Kârlı bir anlaşma. Hadi bakalım. Serap, rüya değil değil mi bunlar? İkimiz de aynı rüyayı görmüyorsak değil. Hadi hepsini çıkarıp bakalım. Bakayım onlara da. Ay, baksana bir sürü. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Serap, 10 kere çıkarmayalım şimdi. Meltem de bakmak ister. Gelsene Meltem. Kızlar öldüm. Bir bardak su verin ne olur. Ne oldu? Niye soluk soluğasın? Biri mi kovalıyor arkandan? Ama biraz hızlı yürüdük, nefesi kesildi işte. Kovalamacı oyunu mu oynadınız siz yoksa? Ay. Öyle de sayılır. Meltem söylenerek önden koşardım giderken ben de arkadan yakalamaya çalışıyordum tabii. Ne oluyor? Anlatmayacak mısınız? Hadi dinliyorum. Oğuz. Aşkım, hadi müşteri gelmeden kapatalım şu dükkanı. Aşkım, yanlış mı duydum? Neden müşteri gelmeden kapatalım diyorsun? Çiğdem ablaların dükkanına uğrayacağım daha. Belki yeni bir şeyler gelmiştir. Şeref, her gün uğruyorsun. Bu gidişle onlar zengin olacak, biz dükkanı kapatacağız. Abartma Oğuz. Hem Serap bana indirim yapıyor. Sen bilirsin. Ben söyleyeyim de sonra kabak benim başıma patlamasın. Kapatıyor muyuz? Tamam, sen git. Ben kapatırım. Teşekkür ederim aşkım. Görüşürüz. Görüşürüz. Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı derlerken benim nişanlım neredeydi acaba? Hem ben nereden bileyim 50 yıl önce hayat nasıldı? Böyle saçma yazı konusu mu olur? Hem ne gerek var canım? Neden öyle düşünüyorsun Meltem? Bence çok keyifli bir çalışma olur. Anlatamazsınız, hiç boşuna uğraşmayın. Ben çok dil döktüm ama. Çiğdem abla, bu ne? Bakayım. Plak bu. Eskiden müzik parçaları bunlara falan kaydediliyordu Fatoş'cum. Yeni kıyafetler de mi geldi? Sizin önünüzden bir tiyatrocu geldi. Eski kıyafetlerini, kostümlerini falan getirdi. Başkaları da yararlansın diye çok ucuza sattı bize. Ne güzel, harika şeyler var burada. Durun, bana da bırakın. Ay durun. Bir sen eksiktin Şeref. Ay keşke o dönemlerde yaşasaydınız. Pek mutlu olurdunuz valla. Meltem. Sen belki şu kostümlerden ilham alırsın da hazırlarsın yazını. Hiç sanmıyorum canım. Ben eve gidiyorum. Şeref. Bu kıyafetleri... Kıyafetleri diyorum, bu gece size götürmemizin bir sakıncası olur mu? Olmaz tabii. Ben de rahat rahat denerim hepsini. Bir planın var galiba. Yok. Önce kuru temizlemeciyi, ondan sonra eve. Giderken alırız. Meltem bu kostümlere dayanamayıp o dönemin havasına mutlaka girecektir. Gerekirse ben giyinip mankenlik bile yaparım. Ya hadi Meltem, gülümsesene biraz. Ay kızlar, iyi ki uğramışım sizi. Bu kostümleri görmeseydim çok üzülürdüm. Nasıl olmuşum arkadaşlar? Ay. Güzel mi? Bir şey söylesene. Şahtın, şahbaz olmuşsun. Evet. Ay, insan bunları görünce o dönemlerde yaşamış olmak istiyor. Anneannem hep anlatırdı. Onun gençliğinde insanlar çok daha kibarmış, çok daha anlayışlılarmış. Herkes kardeş kardeş yaşarmış. Bir de bugüne bak, insanlar komşularını tanımıyor artık. O zamanlar aşk da başkaymış. Dedemle babaannem tanışmalarını anlatmışlardı. Tabii şimdiki gibi rahat değilmiş buluşup konuşmaları. Tabii. O yıllarda yaşasaydık, acaba Oğuz'la nasıl tanışırdık? Buyurun Mihrim. Teşekkür ederim muhterem. Afiyet olsun. Of, of. Bir gün daha böyle neticelendi muhterem. Bakınız, güneş batıyor.
akşam oldu. Lakin hala of, of. Neyiniz var tabibim? Çok derin derin iç geçirdiniz. Aman efendim, bana tabip demeyin lütfen. Tıbbiyeden mezun olduğum doğrudur. Haklısınız. Ama heyhat, kendi derdine bile çare bulamayan tabibe ben tabip der miyim? Oh, oh. Muhterem, boşuna dememişler tersi kendi söküğünü dikemez diye. İstirham ederim, alay geçmeyiniz benimle Oğuz. Aşk hastası oldum. Eridim, tükendim, bittim. Elinizi ayağınızı öpeyim. Bana takılıp yaramı deşmeyiniz efendim. Kimmiş sizin gibi bir civanı aşk hastası eder muhterem? Bizim Muhitten mi kerimet? Bu Muhittendir efendim. Kendisi olgunlaşma enstitüsünde talebedir. Her gün sizin mekanın önünden geçer. Bendenizin müstakbel refikası da olgunlaşma enstitüsünde talebedir. Belki tanıştırlar. Sizin kerimenizin ismi nedir Feridun Bey? Ah efendim ah. Bilsem böyle ah çeker miyim? Ben kerimemi bir tek bakışından tanırım. O bakış. O bakış var ya, deler geçer beni. Ah o bakış ah. Bir de evini bilirim efendim. Sümül sokağın başında yeşil panjurlu köşkte yaşamaktadır. Ne? Yeşil panjurlu köşk mü dediniz? Evet efendim, öyle dedim. Ah ah. Efendi, efendi. O benim müstakbel refikamın evi. Siz bana orayı tarif ediyorsunuz. Lütfen kendinize geliniz. Aman derim beyciğim, bir yanlışlık olmasın. Bendeniz günah gülmekten çok korkarım. Tövbe tövbe. Yanlışlık sizin burada olmanız Feridun Bey. Aman efendim yapmayın. Benim kerimem kumraldır. Kumral mı? Evet efendim, kumral. Genelde pembe giyer. Hani aramızda kalsın, kumral tenede pembe çok yakışır. İlahi Feridun Bey, hiç güleceğim yoktu. Siz benim müstakbel refikamın kuzenini abayı yakmışsınız. Eli sopalı kuzenini. Eli sopalı? Bu nasıl tariftir muhterem? Arife tarif gerekmez Feridun Bey. Yazık yazık. Ben de size içimi döktüm efendim. Durun, durun. Durun muhterem. Oturun. Sizin yüreğinizdeki yaranın merhemi bendedir. Sinir etme beni. Ne biçim hayaldi böyle? Yok efendim doktor Feridun'muş. Yok efendim elim aşalı kuzenmiş. Öyle mi? Gülmeyin siz de canım. Ay komik Çiğdem. Ay hadi devam etsene. Ay boş verin, görmüyor musun, kızıyor. İyi hadi anlat, kızmayacağım. Söz mü? Şeref anlat. Tamam. Nerede kalmıştım? Tamam hatırladım. Şimdi. İstirham ederim söyleyin efendim. Bendenizin yüreğini çalıp giden, hayata küstüren bu hanımefendinin ismi nedir? Çiğdem. Aşık olduğunuz hanımefendinin adı Çiğdem. Çiğdem ha? Adı da bir çiçek. Kendi de bir çiçek. O nadide bir kelebek. Muhterem. Şimdi lütfen beni iki kulağınızla birlikte dinleyin. Buyurunuz efendim. Bu kulaklar sizindir. Bu akşam burada bir cumhuriyet balosu tertipliyorum. Benim müstakbel refikam ve kuzeni, yani sizin aşkınız, onlar da davetliler arasında. Cumhuriyet balosu mu? Meltem izin versen. Ne dediniz efendim? Ha? Yani bana dünyaları bahşettiniz efendim. Daha bitmedi Feridun Bey. Bendeniz Çiğdem, yani refikamın eli sopalı kuzeni yüzünden kendi nişanlımı, yani müstakbel refikamı göremez oldum. O yüzden ki her hafta kılıktan kılığa girip o yeşil panjurlu eve giderim. Kılık mı? Hem de ne kılıklar. Bazen musluk tamircisi, bazen bahçıvar, bazen başka bir şey, bazen başka bir şey. Ne diyorsunuz Oğuz Bey? Çiğdem Hanım bu kadar korkunç mu ki sizi çaresiz bırakmış? Hem de nasıl? Yani gözünüz korkmasın Feridun Bey. Tabii ben biraz abartıyorum. Ve fakat neyse, lafı demledik. Sözün kısası şu. İsterseniz siz de benimle gelin. Aşkından yandığınız hanımefendiyi bir de evinde görün. Tabii kalbiniz de yanırsa. Neden olmasın cancağızım?
Bendeniz Çiğdem Hanım için Ferhat olur dağları delerim. Kerem olur ata binerim. Binerim. Bir de Arap bacı sok tam olsun. Aa, gerçekten iyi fikir. Sen Arap bacı ol Meltem. Bak kızıyorum. Hayal kuruyoruz. Adı üstünde. Gerçek değil. Hayal. Hayal de olsa ben Arap bacı falan olmam. Ekim olsun. Buldum. Hasan Usta olsun. Yok artık. Bizim çaycı Hasan. He. Ay yazık adamcağıza. Of yani Meltem of. Hasan Usta olsun. Bitti mi? Tamam. Anlatmaya devam edeyim mi? Evet. Ay evet. En heyecanlı yerinde kaldık. Aa bir dakika. Bana vals hocası lazım. Şimdi birinizi vals hocası yaparım bozulursunuz. Vals hocası. Hmm. Hayal gücün de pek sağlammış Şeref. E hadi vals hocası da ben olayım. Ha? Peki ne diyordun? Aa bak bana düzgün bir şey ona göre. Tamam tamam. Laf ağzıma tıkmak da üstüne yok Meltem. Heh. Evet şimdi. Dadı. Dadı. Efendim prensesim. Ay ne oldu kızım? Dadı. Dadıcığım. Ne oldu prensesim benim? Vals hocamız benimle hiç ilgilenmiyor. Varsa yoksa Çiğdem abla. Akşam baloda nişanlımla vals yapacak olan benim. Onun bir sevgilisi bile yok. Sen de çok iyi biliyorsun ki o evde kaldı. Ağlama, ağlama benim pamuk prensesim. Ağlama benim pamuk prensesim. Ağlama, ben onunla konuşurum. Hem senin vals öğrenmene gerek yok ki. Sen zaten vals biliyorsun. Bilgilerimi pekiştirmek benim de hakkım dadı. Hakkın tabii evladım. Ama müsaade et, o da öğrensin. Kim bilir belki akşamki baloda... Ay ne olursun o... bırak dadı. Söylediklerine inanmıyorsun değil mi? Hayır Çiğdem ablayı kim ne yapsın ki? Eli sopalı bir zevciyi kim ister ki? Onun sayesinde nişanlımın yüzünü görmek aram oldu. Hayır 1930'lu yıllara geldik hala geri kafalı. Sus bakayım sen münasebetsiz. Ağzına biber sürerim senin. O senin büyüğün. Böyle konuşma. Hem insanların kusurlarını yüzlerine vurmak çok ayıptır. Ağlama, ağlama kızım. Tamam, ağlama demir prensesim. Beni de ağlatacaksın. Bir, iki, üç, ağlama. Ne yapıyorsun? Ayağıma bastın. Ayaklarım. Ayaklarıma ay, basa basa şişirdi ay. Çiğdem. Vals mi öğretiyoruz, ızdırap mı çekiyoruz belli değil. Hayatımda bu kadar geç öğrenen bir öğrencim daha olmadı. Ay, bu kadar dersi sana verseydik valsi çözmüştün dadı. Tövbe tövbe. Aman murabiye kızım. Bu yaştan sonra tövbe hocam, tövbe. Hocam ya ben, ya ben, ya ben. Benim sıram ne zaman gelecek? Bedbaht prensesim. Sende böyle bir kuzen varken sana asla sıra gelmez haberin olsun. Aman prenses nereye gidiyorsun kızım? Prensesim nereye gidiyorsun? Yatak odama dadı. Yatağımın üzerine fırlatıp kendimi şu bahtsız kaderim için ağlamaya. Vah zavallı prensesim. Zavallı benim. Yavrucağım. Vah vah. Bizi de ağlatacaksın. Aa, yeter canım. İnsanın bir dayanma noktası vardır. Bu ne böyle? Dua et içeride Fatoş uyuyor yoksa. Yani devam etmeyeyim mi Çiğdem abla? Tamam. Biraz sakinleşelim. Öyle devam ederiz. Sakinleştin mi Çiğdem abla? Hayır. Of Çiğdem abarttın artık. Sen devam et. Bakalım beni nasıl sokacak? Yok canım. Dayak yiyeyim sonra. Oldu Meltem. Yok yok. Biz tutarız merak etme. Buyurun efendim. Hanım kızım söyle buyurun. 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 Rahatınıza bakın. Buyurun oturun efendim. Şeref. Prensesim. Bak olgunlaşma enstitüsünden en yakın arkadaşın Meltem Hanım gelmiş. Gel kızım. Geldim dadı geldim. İşte geliyorlar. Sağ ol bacı. Aman efendim estağfurullah. Hoş geldin arkadaşım. Hoş bulduk arkadaşım. Ne o? Yine ağlamışsın. Yoksa? Evet tam tahmin ettiğin gibi. Çiğdem abla beni yine üzdü. Kızlar ben akşam yemeğini ocağa koymaya gidiyorum. Siz iki uslu prenses konuşun. Dertleşin biraz. Ne oldu?
Dans mürebbiyesi Gonca hanımefendi. Sadece Çiğdem ablayla ilgileniyor. Halbuki akşam nişanlımla Cumhuriyet balosunda dans edecek olan benim. Boşver. Sen zaten vals yapmayı biliyorsun. Bırak bilmeyenler öğrensin. Asıl haber bende. Ne oldu? Gelirken yolda nişanlını gördüm. Kılık değiştirmişler. Eve girmek için bahane arıyorlar. Ya peki bu sefer ne kılığa girmiş benim sevgilim? Gel gel kulağına söyleyeyim. Aşk insana neler yaptırıyor. Artık aşk mı senin güzelliğin mi bilmiyorum. Bu sefer yalnız değil. Yanında Doktor Feridun isminde bir zat daha var. Hiç duymadım, tanımam etmem. Ay söyleyeceğim söyleyeceğim de kulaklarına inanamayacaksın. Bu çılgın adam var ya, bizim Çiğdem'e abayı yakmış. Ay yazık. Vay akılsız. Aa öyle deme. Bu da senin işine gelir. Eğer Çiğdem bu zat-ı muhterimi beğenirse sen de nişanlın Oğuz Bey'le rahat rahat görüşebilirsin. Nerede arkadaşım? Kimseyi beğenmez o. Bu seferki başka. Feridun Bey hayır diyemez. Ay doktor adam. Aklını peynir ekmekle mi yedi bu kız? Onlar sana işaret veriyorlar. Dadı. Dadı bohçacı kadınlar geldi. Çeyizim için masa örtüsü lazımdı. Çağırıyorum prensesim. Bohçacı. Kız bohçacı sağ ol musun kadın? Gelin gelin. Ha geliyorlar. İlahi şeref hiç güleceğim yoktu. Aa dur akşama Cumhuriyet balosu var. Ya. Ya. Hadi devam et. Hadi Şeref hadi. En heyecanı yerinde kestin. Evet, şimdi. Ah Tütük Hanım'a. Sizin istediğin içeyi bende vardı vardı ama tattım. Lakin Yemen'den gelecek. O zaman tört sizin güzel yüzünüzün hatırı için ayıracağım. Dadı buldu. Ah küçük prensesim, hiç uyumayacak sandım. Bu saatlerde akşam şekerlemesini yapar. Balonun hazırlıkları nasıl gidiyor? Fevkalade. Sevgili nişanlım beyefendiyle tanıştırmayacak mısın bizi? Tabii tanıştıracağım. Beyefendi tabip Feridun. Benim uzaktan akrabamdır. Kendisi tıbbi okumuş, doktor olmuştur. Lakin kendisi amansız bir aşk hastasıdır. Duy da inanma. Kimmiş acaba Doktor Bey'in gönlünü çalan talihli kız? Kuzeniniz Çiğdem Hanım efendim. Anlaşılan hekimimiz sadece aşk hastası değil, kafadan da biraz hasta. Ne oluyor orada? Abim Çiğdem abla, çabuk saklanın. Çabuk örtününüz. Saklanın. Hayrola? Aa, kim aldı bu kadınları içeri? Aldım kuzenim. Çeyiz diziyorum. Malum yakında izdivacım var. Şeref, bana nispet yapıyorsun. Senin gibi güzel olmayabilirim. Ama unutma ki benim de bir kalbim var. Orası şüpheli. Ah ah bu endam, bu bakış. Ben yandım muhterem. Tutuştum. Tiz itfaiyeye haber sal. Doktor, zamanı mı şimdi? Yakalanacağız. Aa kızlar, kavga etmeyin. Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki hocamız Nurten Hanım görse bu halinizi, üzüntüden ince hastalıklara tutulur maazallah. Ben o hastalığa çoktan tutuldum ha. Ne dedin hemşire? Sağlığınıza dua ettim efendim. Üstüme iyilik sağlık. Ay sen kim oluyorsun da benim sağlığıma dua ediyorsun? Çabuk çıkın köşkümden. Derhal dışarı çıkın. Kalkın kalkın çabuk köşkümden dışarı çıkın çabuk. Hiddetlenmeyin hanımefendi. Bir de Küçük Hanım çağırdı. Hiddetlensin, hiddetlensin. Hiddetle yakışıyor zalime. Zalim sensin. Tövbe tövbe. Yeter artık, dayanamayacağım. Bu oyun buraya kadar muhterem, özür dilerim. Amanın, kadın adam oldu, amanın. Şaşırmayın hanımefendi. Bendeniz sizi gördüğü günden bu yana yolunu şaşırmış bir mecnunum. Eğer izin verirseniz deste izdivacınıza talibim. Şimdi sizi oklavayla izdivaç edeceğim. O zaman göreceksiniz. Çekiliniz Şerif, çekiliniz. Oklavayla daha mı iyi olur? Kaç akılsız muhterem kaç. Oklavayı kapmaya gitti. Ben acısını bilirim. Kafama az yemedim. Gidiniz, gidiniz. Gidelim. Gidiniz.
Allah. Yaşasın. Nerede o benim duygularımla oynayan zat? Oklavamın tadına bakmadan nereye kaçtı? Her şeyi yanlış anlıyorsunuz kuzenim. Adamcağız deli gibi aşık. Yoksa senin gibi bir arının kovanına elini sokar mı hiç? Arkadaşım gidelim. Daha akşamki balo için kıyafet seçeceğim. Gidelim arkadaşım. Aşktan anlamayanların yanında durmayalım. Hı. Çek eliniz. Aşk mı? Bana mı? Ay, ay, aman ne oluyor burada? Gitti mi bu bohçacı kızlar? Gitti dadı, gitti. Lakin yüreğimi benden alıp da gitti. Niye sustun? Ne oldu? Duygulandık işte. Ne dalga geçiyorsunuz? Vallahi ömürsünüz siz kızlar. Sonra ne oldu? Ay Sibel de iyice havaya girdi. Hmm. Neyse, sonrası balo. Ne oldu Çiğdem? Yoksa gözlerin Doktor Feridun Bey'i mi arıyor? Aman doktor, canım cicim doktor, derdime bir çare. Bak Çiğdem de gelmiş. Ah, Çiğdem de mi gelmiş? Desene bu balonun da tadı kaçtı. Merhaba hanımefendi. Nasılsınız inşallah? Sağlığınıza duacıyım. Şuradaki yakışıklı kim? İlk kez görüyorum. Doktor Feridun. Hem de doktor. Bir dans onunla mı yapsam acaba? Kendinize geliniz. Doktorumuzun kalbi başkasında. Bu cumhuriyet balolarında benim yüreğim tıp tıp atar. Gerçekten. Birazdan kendiniz de şahit olacaksınız. Şeren, senin vals mürebbiyen Gonca Hanım değil mi şu? Evet o. Yanındaki kim? Eşi. Kendisi Darbeda adlı bir aylık dergi çıkarıyor. Ay ne güzel. Keşke benim de böyle bir işim olsa. İnşallah olur. Bu dansı bana lütfeder misin sen efendim? Bilmem ki. Bunda bilmeyecek ne var efendim? Hem bu bahaneyle size yapmış olduğum kabahatin özrünü de dilemiş olurum efendim. Peki. Siz bugünkü konuşmanızla ciddi miydiniz? Hangi konuşmam efendim? Hani canım izdivacıma taliptiniz ya. Yoksa benimle dalga mı geçiyordunuz kuzum? Bütün kalbimle samimiydim efendim. Öyle mi? Ya siz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bilmem. Kız evi, naz evi. Latife efendim, Latife. sonunda onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine. Güzel oldu ama. Çiğdem abla, beğendin mi? Sonu mutlu bitti, beğendim. Meltem, bunu yazmayı düşünmüyorsun değil mi? Yok daha neler. Aslında ne kadar güzelmiş o yıllar. Televizyon yok, radyo yok, hiçbir şey yok. Telefon var ama. Ama cep telefonu yok, değil mi? Bakalım gelecekte neler olacak, ben onu merak ediyorum. Böyle giderse her şey olacak. 2050'de yaşamak mesela. Bence yazıma gelecek hakkında yazacağım için bu konuda çok düşündüm. Anlatayım mı? Anlat bakalım. Bir de seni dinleyelim. Dinleyin o zaman. Şimdi. Güzelmiş. Ay'daki insanların psikolojisi. Güzel. Bu yeni kuşak yazarlarda iş var. Meltem.
Ne yapıyorsun? Kızım haberin yok mu? Aa Sibel, sen kutuplarda tatilde değil miydin? Tatildeydim. Az önce kutuplarda kayak yapıyordum. Ama kuzenim Çiğdem aradı. Ben de sizinle de ışınladım kendime. Ay, şu antika eşya merakından vazgeçemeyeceksin anlaşılan. Kızım, 2050 yılındayız. Buyurun. Amma attın ha, bu kadar da olmaz ki. Ay bırakın kız, devam etsin. Devam etsen, bakma sen bunlara. Ne diyordum? Dur. Anlatırsın. Önce bir şeyler yiyelim. Ya yemek derdinde misin sen? Çiğdem'in derdi büyük diyorum. Yer misin? Ne bunlar? Kadın budu köfte, üstüne de limonlu cheesecake. Rejimdeyim canım, sağ ol. Ay ben deli olmayayım da kim olsun? Bıktım artık. Ya kuzenin mi var, derdim var. Çalış çabala, ayda tatil ayarla kendi biraz güneşleneyim diye. Çiğdem abla arayıp bozsun her şeyi. Sinirlenme hayatım, ay kaçmıyor ya. Limonlu cheesecake. Teşekkür ederim. Gene gideriz. Neden kavga etmişler? Kim kavga etmiş? Ay Meltem bayılacağım. Ay biz Ay'dan duyduk geldik. Sen kapı komşusuna hiçbir şey duymadın mı? Duymadım. Feridun ve Çiğdem kavga etmişler. Feridun ışınlamış kendini gitmiş. Yapma. Görüntülü telefonundan ulaşmaya çalıştım ama okyanusta balıkları seyrettik anca. Boğazda düşürmüştüm. Oraya kadar gitmiş mi? 2050'deyiz Meltem. Farkında mısın? Ay boş verin telefonu da, şimdi ne yapacağız onu söyleyin. Siz ışınlayın kendinizi, gidin. Tatiliniz yarıda kalmasın. Ben bakarım çaresine. Meltem nereye gidiyorsun? Çiğdem'e ışınlanacağım. Ay başlayacağım ışına. Otur bir karar verelim. Ay benim tatilim önemli değil. Neden kavga etmişler, haberin var mı? Ay canım çay çekti. Eski usul demleme. Bizim Hasan Usta'ya söyleyelim, getirsin. Var mıdır demleme çayı? Olmaz mı? Ya? Hasan Usta, dört çay. Tankalı çaylar geldi. Kusura bakmayın biraz geciktim. Işınlama aletinde bir sorun var da. Ay abarttın sen de Sibel. Vallahi bu girişle 2050'lerde böyle bir hayatta yaşanabilir. Işınlama aleti iyi olurdu aslında. İki dakikada bir kitap bitirmemi sağlayan gözlüğe ne demeli? Ay yok yok. Ben onu istemem. Kitap okumanın keyfi bir başka tabii. Bence çok iyi gidiyordun Sibel. Keşke şu aydaki tatil de biraz anlatsaydın. Canım kızı bölmeyin de benimle Feridun'un akıbetini bir öğrenelim. Sessizlik. Devam ediyorum. Ay konuşsanıza, ne yapacağız? Elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız? Barışırlar. Boşuna telaşlanmayalım. Tam 2050 erkeği, sus. Zaten Ay'dan buraya gelene kadar uyumadım. Sinirlerim tepemde. Hadi hep beraber Çiğdem'e ışınlanalım. Haklısın. Bu sorunun başka türlü çözüleceği yok. Ben geldim. İyi insan lafının üzerine gelirmiş. Yani ışınlanırmış demek istedim. Feridun gitti. Arkasına bakmadan ışınlandı ve defolup gitti. Biliyoruz Çiğdem abla. Aradın ya bizi. Sadece neden gittiğini söylemedin. Onu da söyle de merakımız giderilsin. Doğru. İşte akıl kalmayınca böyle oluyor. Selam kızlar. Bozuk paranız var mı? Kafede müşteriler bekliyor da. Ay bozuk paranın zamanı mı Sera? Ne oldu? Hiç sorma. Çiğdem ablayla Feridun'a işte kavga etmişler. Ya dur şu müşterinin para üstünü verip geleyim. Herkesin derdi başka. Kızlar Feridun kafeye geldi. Ne? Bana anneme ışınlanıyorum demişti. Bak gördünüz değil mi? Yalancı yalancı. Müsaade ederseniz ben gidip bir konuşayım erkek erkeğe. Umarım 8-15 mekiğini kaçırmamışımdır. Allah! Bize de haber ver. Oğuz. Feridun. Thank you.
Ayda değil miydin sen? Yıldız tarihiyle 2050 yılında Oğuz'u kafede boş boş otururken buldum. Dur ben tahmin edeyim. Çiğdem aradı, tatilinizi yarım bırakıp geldiniz değil mi? Tatil önemli değil Feridun. Niçin kavga ettiniz onu anlat. Çiğdem Hanım anlatmadılar mı size? Zamanı olmadı. Bu çağda, bu ız çağında. Hadi Feridun, ben yardım için buradayım. Yok bir şey arkadaşım. Sen aydaki tatiline geri dön. Borçları almaya geldim. Eline sağlık Hasan Usta. Çok güzel olmuş. Uzayda gezmedik, yer bırakmadık. Ama senin gibi antika çaydanlıkta çay demleyene rastlamadık. Geçmişimize sahip çıkmak lazım Şeref Hanım. Ya. Neyse, ben ısınıyorum kendimi. Bülent Bey çay bekliyor. Önemli Hasan Usta. Oh, yavaş. Ay, sen miydin Hasan Usta? Önemli değil Gonca Hanım. Olur böyle kazalar. Ne o kızlar? Bir sorun mu var? Hepiniz burada toplanmışsınız. Gonca, ne o? Çaycılığa mı başladın yoksa? Yok, kanalda bir sorun çıktı. Hasan Usta'yla çarpıştık. Çiğdem, Feridun kavga etti. Hı. Ya, neden? Anlatmıyor. Yiyecek bir şey var mı? Karnım acıktı. Limonlu cheesecake. Yer misin? Yerim. Çiğdem abla doyduğuna göre konuşmaya başlasan iyi olur. Yeter. Ne bu böyle canım? Delirtecek misiniz siz beni? Ne istiyorsunuz benden? Ay Çiğdem abla bir sussana artık. Neden kavga ettiniz merak ediyorum. Şimdi şöyle elimin tersiyle bir çarpacağım, yıldızları sayacaksın ha. Ay Çiğdem şimdi Şeref haklı. Bırak Sibel anlatsın. Evet Çiğdem ama oyun bozansın ha. Sen devam et Sibel'cim. Biz dinliyoruz. Aklın varsa Şeref'in kıymetini bilir. Bunu bilir, bunu söyler Feridun. Bırak şimdi bizi. Sen ne oldu onu anlat. Benden robot istiyor. Bu mu yani canım sorun? Al bir tane modeli geçmiş robotlardan, olsun bitsin. Tabii oldu. Görürsem söylerim. 5551'den istiyor. Ne? 5551'den mi? Ya. Daha onlar piyasaya yeni çıktı. Ne oldu belli bile değil. Hem de çok pahalı. Yani benim alamayacağım kadar pahalı. Biraz dayan. Modeli eskiyince alırız diyorum. Dinlemiyor. Ne var? Alt tarafı bir robot. Ne olur alsa. Karısı için bir fedakarlıkta bulunsa ne olur, çok şey mi istiyorum? Altı üstü bir robot. Ya bu çağda herkesin evinde var. Herhangi bir robot istemiyorsun ki Çiğdem. Canım kaç kişi de var 5551? Yo, eniştemin haklı olduğu yerler de var. Hmm. Sen de biraz abartmışsın Çiğdem abla. Kim kaybetmiş 5551'de enişten bulsun? Hmm. Ne var canım? 5551 her ev kadınının rüyası. Yaprak bile sarıyormuş. Tabii. Ben de onun için istiyorum zaten. Yani ben sadece kendim için mi istiyorum? Yo. Bence almalıydı. Yazık. Hiç yakıştıramadım Feridun'a. Sibel sus, Sibel sus. Niye susacağım canım? Ben hep haklının yanındayım. Kızın canı çekmiş, istemiş. Ne var bunda? Oh, erkek milleti işte. İşlerine gelmeyince ışından git. Sibel, biraz sakin olsan. Hmm. Bence de abartmasan. Ay tamam tamam. Doğruyu söyledik ya. Bak. Çiğdem abla. Uyandın mı? Sen ne yapıyorsun burada? Hiç, kız kıza öyle oturuyoruz. Feridun abi nerede? Evde yoktu. Görüyorsunuz değil mi? Bana bak, sakın pes etme Çiğdem. Feridun 5551'i alacak sana. O kadar. O kadar. Ama ben kocamı seviyorum. Ben karımı seviyorum. Param olsa almaz mıyım? Evin karşısında bayisi var. Bir dakika mı alır? Neyse canım. Evlilikte olur böyle şeyler. Gel gidelim konuşun. Bir yol bulursunuz herhalde. Bulur muyuz? Yok ya, kızmıştır o şimdi. Arkama bakmadan ışınladım kendimi. Kızlar konuşup halletmiştir. Hadi kalk gidelim. Ve aydaki güneşi kaçırmadan biraz daha yanmak istiyorum. Olur gidelim. Ağlıyor musun? O da pişmandır şimdi. Ağlama artık. Nasıl ağlamam canım? Kocamı çok üzdüm ben. Bakın kimi getirdim. Feridun enişte. Hadi biz de kalkalım artık. Tatilimizi yarıda kestik.
Yürü Oğuz. Tamam hayatım, çekiştirme. Hadi. Ben de gideyim artık. Kutuplardaki kayak hocam bekliyor. Adama ayıp olacak. Size iyi günler. Dur. Beni de bekle. Ben de Bülent'in yanına ışınlanacaktım. Ben de kafeye ışınlanayım. Kimse kalmadı kafede. Özür dilerim. Asıl ben özür dilerim. Hayır hayır, asıl ben özür dilerim. Yok yok, ben dilerim. Hadi hadi, ben hadi dilerim. Hadi, olur ben böyle dilerim. Şeyler. Işınlanın siz de. Daha okuyacak 50 kitabım var. Hadi Fatoş'cum, evimize ışınlanalım canım. Gel Fatoş. Hadi hayatım. Oh, ne gündü. Neyse ki ışınlanma bedava. Nerede kalmıştık? Bu da güzel. Bayağı romantikmiş. İyi ki ikinci el kıyafet dükkanı açmışsın Çiğdem abla. Bak iki valiz kıyafetle kaç işte hayat yaşadık. Sadece kıyafetlerin etkisi yok ki Şerefciğim. Senin ve Sibel'in hayal gücünü de anlamamak gerek. Meltem sen ne diyorsun? Herhalde yazacağın yazıya ilham kaynağı olmuştur bunlar. Olmadı diyemem. Bir ara ben bile o yıllarda yaşadım yani. Geçmişteki ve gelecekteki hayallerin baş kahramanı olarak sen ne düşünüyorsun Çiğdem? Beğendin mi sonlarını? Fena değildi. Gerçi bir ara Şeref'in beni öcü kuzen olarak hayal etmesine bozulmadım değil. Ama sonunda Feridun da seni mutlu etti. Bazen ben bir zaman makinemiz olsun istiyorum. Çocukluğumdan beri bunu hayal ederim. Ben de öyle. Dilediğimiz zamanlara gerçekten gidip yaşayalım diye, değil mi? Güzel olurdu ya. Kaybettiklerimizle güzel anlarımızı tekrar tekrar yaşayabilirdik o zaman. O zaman Ece'yi de istediğim zaman görürdük. Konuşurduk, sarılırdık değil mi?